Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben sınıf yemekten Serhat ve bugün sizlere Antoinette Beta'ya geçişi anlatacağım. Öncelikle size bunu anlatabilmek için oyunumu sildim ve yeniden indireceğim. Zaten o sırada göreceksiniz nasıl yapıldığını. Bu Beta'ya geçiş olayı bir kodla yapılıyor ve gayet basit bir işlem. Şuradan oyunu oyna diyelim. İleri. İleri. Şimdi bunu kurulumu hazırlasın. Hemen kütüphaneye geliyoruz. Özellikler. Betalar. Şu seçili olmak zorunda. Hiçbiri değildi. Preview Public Test Branch seçili olmak zorunda. Sonra size videonun altında da vereceğim şu kodu seçiyorsunuz ve kodu onaylatıyorsunuz. Ve erişim doğru PVM özel betasına erişebilirsiniz diyor. Sonra bunu kapatıyoruz ve yüklemeleri yönet. Burada Antonio'dan inmesini bekliyoruz. Ben tabii ki de yani insin ya da bu şekilde tamamıyla beta erişim kodu da şu şekilde bu bunu videonun altında linkte de paylaşacağım. Onun dışında server açmaya gelirsek şimdi devam etsin. Benim yedeklediğim bir yer vardı. Evet. O zaman hemen bir Antonio'nun inmesini bekleyeyim. Ben iner inmez geleyim. Server kurulumunu anlatayım. Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Geri geldim. Antonio'nun inmesini beklemiştik. En son Antonio'm indi. Şimdi size soru kurulumunu anlatacağım. Özellikler, betalar gördüğünüz üzere. Beta zaten preview diye yanında da yazıyor. 42 saat oynamışım. Gayet güzel. Altı indiriyoruz hemen bunu. Bilgisayar diyoruz. Yerel disk C. Program dosyaları x86. Steam. Steam Apps. Come on. Antonio. Yani Antonio'nun kurulu olduğu yere geliyoruz. Şu server 1'i sileyim. Şimdi aynen şu şekilde yapıyoruz. Bu benim Fatih ile oynadığım server'ın dosyaları. Antonet yazan Antonet'in egzesine sağ tarafta uygulama yazacak. Tıklıyoruz, sağ tıklıyoruz. Kısa yol oluştur diyoruz ve bir kısa yol oluşuyor. F2 yapıp kısa yolun adını server olarak değiştirebilirim örneğin. Öbür server'dan farklı olduğunu göstermek için. Şimdi buna özellikler diyoruz. Şurada hedef kısmında gördüğünüz üzere bir yazı var. Bu yazının başında ve sonunda tırnak işaretleri olması lazım. Yoksa da kendiniz ekleyin. Bir tane boşluk bırakıyoruz ondan sonra ve hemen not defterinden şunu kopyalıyoruz. Bunu aşağıda vereceğim zaten. Ctrl ve yapıyoruz. Server isim yerine ser hot yazalım. Burada başka bir şey değiştirmiyoruz. Uygula, tamam diyoruz ve kapatıyoruz. Ondan sonra işlemimize devam edelim. Bu server'ı bir kere çalıştırmamız gerekiyor server'ın dosyaları oluşması için. Gördüğünüz üzere karşımıza bir tane komut sayfası geldi diyelim. Komutları yazabileceğimiz, komutları görebileceğimiz bir yer. Bunu kapatıyoruz. Şu an bununla işimiz yok. Sonrasında Servers klasörüne geliyoruz ve Serhot adında bir tane klasörün oluştuğunu görüyoruz. Server'ımızın adı. Bu benim öbür server'ım Fatih'le oynadığımız. İçine giriyoruz. Server. Comstat diye bir tane dosya var. Şuraya hemen yeni metin belgesi diyoruz. Metin belgesini açıp Comstat'ı içine taşıyoruz ve Comstat not defteri biçimini alıyor. Yani buradaki değil ama not defteri şeklinde gözüküyor. Şu an CommonStat'in içinde hiçbir şey yok. Şu yazı tipini bir küçülteyim. Aynen şu şekilde yapıyoruz. Buradan öbür not defterini açıyorum. Name, server isim falan bunları Ctrl C yapıp kopyalıyorum ve buraya Ctrl ve ele yapıştırıyorum. Şimdi şu değişme yazan kısmı portun yanında değişme yazıyor. Temizliyoruz. Ve portu da kesinlikle değişmeyeceğiz. Bunu unutmayalım. Name server ismi diyor. Burayı temizleyelim. Serhot yapalım. Map dev test map'e de dokunmuyoruz.
Maximum players'ı değiştirebilirsiniz. Şifre de size kalmış. Sonra kaydet deyip çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi metin belgesi boş ama common state'e kaydedildi. Metin belgeniz burada durabilir ya da silebilirsiniz. Geri çıkıyoruz. Alternate server'ı açıyoruz ve gördüğünüz üzere iki kere açtım. Gördüğünüz üzere successful set name, server set port falan ve server'ımız açılmış oluyor. Şimdi size hani göstermek amacıyla değil de öncelikle şuradan bir CMD'yi açayım. IP John Fick yazıyoruz CMD'ye ve bizim IPv4 adresimizi buluyoruz. 192.168.2.209. Biz bu şekilde gireceğiz server'a. Tabii ki de sadece biz bu şekilde gireceğiz. Portu tabii değiştirerek yani şurada ayarladığımız hazır vereceğim portu yazıyoruz. 25.444. Oyunda da portu o şekilde ayarlayıp bu IP adresiyle girebiliyoruz kendi server'ımıza. Arkadaşlarımız ise Hamachi'den IPv4 adresini kopyalayarak giriş yapabilir. Yani bizim IPv4 adresimizi kopyalayıp 25.444 portunu yazarak giriş yapabilirler. Şimdi bunu örnek vermek üzere burada gördüğünüz gibi server'ım açık. Şuradan antenörü de açayım. Antenörü de açılsın. Evet, antenörü yükleniyor. Gördüğünüz gibi beta antenörü. Play diyorum. Connect diyorum. Kendi IP adresim burada yazılı, portum yazılı, şifre yazılı. Connect diyorum ve Serhot server'ına giriş yaptığını görebiliyoruz. Ve ardından şu an server'ımdayım. Gördüğünüz gibi beta'nın yeni özellikleriyle sol alt tarafı eklenmiş. Bu arada sizinle birlikte deniyorum beta'nın yeni özelliklerini. Yani birkaç güncelleme olduğunu görmüştüm de özellikleri şimdi size bakıyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi server'a gayet giriyor falan. Hemen exit yapalım. Exit. Ve sonuç olarak server'ımız açıldı. Hatta bakın connecting player ID 1, name George, karakter George, disconnecting player ID. Her şeyi de kaydediyor buraya. Server'ımızı kapatmadan önce mutlaka karakter çıkış yapsın. Çünkü server'da birileri varken kapattığınızda server yeniden açınca karakterin kaldığı yerden değil de kayıtlı kaldığı yerden devam ediyor. Yani sıkıntılar çıkabiliyor daha beta olduğu için. Sonra server'ımızı kapatalım. Bugünlük bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kısaca bu şekilde beta'ya geçiş ve server açımı. Şimdi şunları temizleyeyim. Çünkü kendi server'ıma karışmasın. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler, iyi eğlenceler.